Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arasoy'un hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyar Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına çeşit çeşit çiçeklerimle çıktım. Şöyle göstermek istiyorum öncelikle. Bugün toplu bir uygulama yapacağım. Çünkü bahar ayı geldi ve bahar ayı geldiği anda bunu yapmamız gerekir. Eğer yapmazsak bütün çiçeklerimiz küllenme hastalığı olur. O yüzden az sonra sizlere neler yapacağımı anlatacağım. Öncelikle sizlere çiçeklerimi tanıtmak istiyorum. Bakın, evet dostlarım, bakın. Şöyle Musa'nın beşiği çiçeğimle başlıyorum. Bakın, gördüğünüz üzere çiçek açtı. Dostlarım bakın, bunun bir de şöyle bir özelliği var. Şöyle göstereyim. Ben bu çiçeğimin çiçek açmasına hayret dedim. Niye hayret dedin diye soracaksınız. Çünkü benim bu çiçeğim çok hasarlara uğradı kızım tarafından. Yani yıkılmadı ama ayakta da sayılmaz pek. Bu Musa'nın beşiği çiçeğim bir özelliği var. Çiçek açıyor ya şu an. Bakın, gündüzleri böyle açıyor. Akşamları tekrardan soluyor. Yani soluyor dediğim kapanıyor böyle. Şuradaki yuvasına giriyor bakın. Şuradaki yuvasına kapanıyor. Daha sonra sabahları tekrardan açıyor. Ben bunu fark ettim. Ben bunu 3 gündür takip ediyordum. Acaba dedim, hani ilk minik açtı ya dedim. Tekrardan dedim, acaba gözükmüyor mu ki dedim. Ama öyle değil. Güzel dostlarım. Bu çiçeğimin de böyle özelliği var. Bakın, burada bir tane daha salon bitkim var. Minicikti. Şu kadar da ektiğimde bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Ektiğimde bu kadar bir şeydi ama çok güzel büyümeye başladı. Bakın büyüdüğünü, parıl parıl olduğunu şu orta kısımdan göreceksiniz. Burada da tekrardan bir yaprak güzelim var. Bu yaprak güzeli türü arkadaşlar çok ama çok zor büyüyor. Yani ben böyle hayatımda zor çiçek görmedim. Aynı sukulent cinsi gibi böyle çok zor büyüyen bir çiçek. Şurada yaprak güzellerini göstereceğim. Zaten bildiğiniz yaprak güzellerim var. Şöyle hızlıca geçeceğim onu. Bakın. Burada 10 bit olmuş bir yaprak güzelim vardı. Görüyorsunuz. Tekrardan ben bunu budamıştım. Ama maalesef bakın, tekrardan 10 biti olarak geldi. Budadım, acaba kurtarır mıyım diye. Arkadaşlar neler yaptım, neler olmadı. Tekrardan şuradan budayacağım. Bakın. Şöyle çiçeklerimi geçmesin. Şuradan şöyle keseceğim. Tekrardan bakacağım, bakalım kurtarabilir miyim diye, ama gördüğünüz üzere kurtarması biraz çok zor oluyor. Bunu tekrardan ayırayım. Sabah baktığımda dostlarım, umut olmuş çiçeklerin şöyle bir özellikleri var. Sabah saatleri çıkmıyor. Öğlenden sonra çıkıyor. Sabah baktığımda hiçbir şey yoktu. Bakın, video çekerken çıktı. Burada ise çingene şalvarım var. Bakın güzelliğine bakın. Ne kadar güzel büyüdü. Görüyorsunuz. Şurada melek kanadım var. Görüyorsunuz, parıl parıl. Hiç toz falan yok. Bunun da toz falan olmamasının sebebi, daha önce zeytinyağıyla ve suyla karıştırıp silmiştim. O günden beri tozlanmıyor. Bakın, burada da cam güzeli çiçeğim var. Diğer büyük cam güzelimden ayırmıştım. Ve tekrardan fide olarak ektim. Ve çok güzel ama çok güzel sonuçlar aldım. Bakın, yanından da şöyle bir tane minicik bir fide verdi. Burada, evet güzelim, burada da sardunya kızlarım var. Burada açan var. Bu da kaynanamın çöpten bulduğu sardunya. Çiçeğim çok güzel bir şekilde tuttu. Bakın, burada da ne çiçeğim var? Mum çiçeğim var. Bakın dostlarım, ne güzel büyüdü. Parıl parıl parlıyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kocaman oldu. Şöyle iki tarafından böyle dallardı. Özellikle bıraktım, aşağı 3 dalı var. Aşağı doğru sarkmasını istiyorum ben. Böyle yukarı doğru değil. Ben bunu aşağı doğru sarkıtacağım. Daha sonra bir sehpam demişim, özür dilerim, konsolum var. Konsolumdan aşağı doğru sarkaç yapmayı düşünüyorum. Birazcık daha büyüdükten sonra. Bakın, bugün sizlere çok ama çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Ufaktan çiçeklerimi gösterdim. Dostlarım, bahar ayına yaklaştık ve şu an çiçeklerin en tehlikede olduğu zaman. Diyeceksiniz ki niye? Ya küllenme hastalığı olur ya umbit olur. Bunları önlemek için dostlarım çok güzel bir tarifle karşınıza geldim.
Peki bu tarif ne? Onu anlatayım size. Dostlarım burada bir su bardağı kadar suyum var. Şimdi burada ise şöyle göstermek istiyorum. Elma sirkem var. Normal sirke de olabilir. Beyaz sirke de olabilir. Fark etmez. Yani sirke olsun muhakkak. Bir yemek kaşığı sirkemi bir buçuk su bardağıyla seyreteceğim. Durun şöyle, hatta videonun başına yapabilir miyim bilmiyorum. Yok, yapamam. Ben bunu bir yemek kaşığı ilave edip hemen geliyorum dostlarım. Bakın dostlarım, şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu sirkemi aldım. Şöyle karıştırıyorum. Karıştırdık. Burada süngerim var, gördüğünüz üzere. Süngerimi batırıyorum. Şöyle. Ve çiçeklerimi teker teker silmeye başlıyorum güzel dostlarım. Aslında daha iyi hissederim ama bir elimde telefon varken bir elimde, yani bunu yapmak zor oluyor. Peki bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Küllenme hastalığından, ondan sonra bir sürü hastalıktan korumak için böyle. Bunları şimdi dikenler tacı da çok zor oluyor. Teker teker siliyoruz. Şöyle de yapabiliriz. Benim sadece az bir çiçeğimi uygulayacağım. Ama sizin evinizde çiçek çok fazlaysa diyeceksiniz Elif Hanım, ben hangi bir çiçeği yani sileyim diyebilirsiniz. Haklısınız. 1 litre suyun içine 1,5 yemek kaşığı suyu, 1,5 yemek, pardon, baştan anlatayım. 1 litre suyun içine 1,5 yemek kaşığı sirke ilave edin. Püskürtücü spreyiniz var ya, çalkalayın. Püskürtücü spreyinizle de fısıs yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz dostlarım. Çünkü ben diğerlerine püskürtücü spreyle yapmıştım videodan önce. Ama bunlar biraz benim salon çiçeğim olduğu için, hani kendim teker teker sileyim, kontrol edeyim diye, hani hem de videoda sizlere göstereyim diye. Çünkü evde püskürtücü sprey olmayan varsa bu da alternatif olarak yapabilirsiniz diye çektim. Yani hayatınızı zorlaştırmaya gerek yok. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim, muhakkak bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sıkıntılı bir dönem. Çünkü bir hava bir anda sıcak oluyor, bir anda soğuk oluyor ve çiçekler de şaşırıyor ve sıkıntıya giriyor. Bunları önlemek için dediklerimi muhakkak yapın. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arsoy'un Hobileri YouTube kanalıma abone olup beğeni atıp yorum atarsanız çok ama çok sevinirim. Tekrardan Arsoy'un Hobileri YouTube Instagram adresim var. Çiçeklerle ilgili bir problem, bir sorun olduğunda bana oradan ulaşabilirsiniz güzel dostlarım. Size en güzel olan Allah'ıma emanet ederek vedalaşıyorum.